Sizden bir dinleyelim. Nedir? Önümüzdeki yıl çünkü yürürlüğe girecek. Evet, çalışma hayatı tarihine baktığımız zaman bununla ilgili geçmiş dönemde bir sürü fon kuruldu buna benzer. Bu fonların bir tanesi Fakir Fukara Fonu, kısaltılması FAKFUK Fon, keza Tasarruf Teşvik Fonu. Buradaki iki fon da başarıyla sonuçlanamamış. Daha sonrasında tasarruf teşvikte de NEMA'lar vasıtasıyla devlete ödenmiş olan primlerin peyderpey geri ödendiğini gördük. Yani şu an bununla ilgili kıdem tazminat fonu adı altında farklı bir fon kurulması düşünülüyor. Ve buradaki fonun da isim değişikliği vasıtasıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında bir sistem organize ediliyor. Buradaki sistemin içerisinde şu an 2017'den bu tarafa gelen bireysel emeklilik sistemi var. Bu sistemle tamamlayıcı emeklilik sistemi, yani BES ve TES diye kısaltılmış olarak değerlendiririz ama ikisi arasında farklılıklar söz konusu. Ne gibi farklılıklar ön plana çıkıyor? Baktığımız zaman, evet, BES'e baktığımız zaman işverenlerin 5 işçi ve üzerinde çalışan personeli varsa mutlaka %3 oranında bir prim kesmesi lazım. TES'te ise burada bütün işverenler, çalışan personel varsa bu zorunlu hale, yani bir tane bile olsa zorunlu hale gelmiş olacak. Yani işverene daha çok işçi, aslında sorumluluk yükleyecek bir uygulama olacak. Kısmen öyle diyebiliriz. İşçi brüt ücretinden BES'te %3 üzerinde kesinti vardı ama TES'te bununla alakalı kıdem tazminatını oran orantı şeklinde %8.33 bir oran veriyor. Yani bir yıl çalışıyorsunuz, bir yıla karşılık bir aylık maaş oran orantı vasıtasıyla 8.33'e denk geliyor. Bu 8.33'ün 5.33'lük kısmı yine işçi işveren tarafından finanse ediliyor. %3'lük kısmını da işçi tarafına. Yani tam tersi de olabilir. Tamamen taslak halinde bu şu anda. Ve devamında da buna %1 oranında devlet desteği gelmesi söz konusu olabilir. Bireysel emeklilik sisteminde siz sisteme girdiğiniz zaman isteğe bağlı giriyorsunuz ve 2 ay sistemde zorunlu kalıyorsunuz. Sonra 2 ay sonrasında çıkma hakkınız var. Ama TES'te bu böyle değil. Bütün herkesin zorunlu halinde girmesi şart koşuluyor. Bireysel emekli sisteminde 45 yaş üstü ve emekli olanlarda zorunluluk yine aksettirmiyor. Fakat TES'te ise 60 yaşına kadar sistemin içerisinde bulunup emekli olduktan sonrasında ancak sistemden çıkabiliyorsunuz. Ayrıcalıkları var. İşte TES üzerinden ağır bir hastalık olursa, evlenilirse, konut alınırsa, bunlarla alakalı siz sistemde biriktirmiş olduğunuz paranın %25'ini çekebiliyorsunuz. Tamamını da çekemiyorsunuz. Veya emekli olduğunuz bireysel emekli sisteminde siz paranın tamamını çekebilirsiniz ama TES'te öyle değil. Bireysel emeklilik sisteminde para biriktiriyorsunuz. 10 yıl 56 yaşta emekli oluyorsunuz. 10 yıl sistemin içerisinde kaldıysanız sistemden 10 yıl gerisin geri küçük küçük maaşları alabilirsiniz ama TES'te bunun öyle olmayacağını tahmin ediyoruz. Bireysel emeklilik sistemine uyulmadığı takdirde kişi başı 414 TL'lik idari para cezası var. İşverenlere kesiliyor. Aynı uygulama zorunlu olacağı için TES'te de aynı şekilde olacağını tahmin ediyoruz. İşçiden kesilen primlerle ilgili %25'ti, sonrasında %30 oldu. Bir devlet desteği vardı BES'te. Burada tamamlayıcı emeklilik sisteminde de %1 puan oranında bir destek verilmesi şu an konuşuluyor. Burada TES hayatımıza girdikten sonrasında işçilerin kıdem hakları ne olacak diye çok merak ediliyor. Burada kıdem haklarının korunacağıyla ilgili teminatlar veriliyor. Bundan sonrakiler için geçerli olabileceğini tahmin ediyoruz. İş değişikliği oldu. O zaman kıdem hakkı saklı kalacak mı? Evet. Burada da kesilen prim vasıtasıyla bunlar yine orada hakkı saklı kalmış olacak. Kıdem tazminatı ile ilgili bizim 1475 sayılı iş kanunumuz var. Bundan önceki yasamız. Burada en son madde kıdem tazminatının alma hakkıyla alakalıydı. Ama şu anda iş sözleşmesinin
4850 sayılı yasanın 25. madde işverenin, 24. madde işçiyi. Ha, buradaki fesih nedenlerine göre kıdem tazminatını alabiliyorsunuz. Kıdem tazminatını alınacak haklara baktığınız zaman işte belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi, emekli olduğunuz zaman alabiliyorsunuz kıdem tazminatı, ölüm, askerlik, kadın işçinin evlenmesi, toplu işten çıkarma, iş yerinin kapanması, işin sona ermesi gibi birçok detayda var. Ha, istifa ettiğiniz takdirde kıdem tazminatını alamıyorsunuz. 15 sene bir iş yerinde çalıştınız, sonrasında istifa ettiniz, kıdem tazminatınız yanar. Ama tamamlayıcı emeklilik sisteminde bu hakkınız yanmayacak. O tamamen hakkı saklı kalacak. Ahlak ve iyi niyet kurallarına göre ters düşen bir durum olursa o zaman ne olacak? Yani misal veriyorum, işçi orada işverene kendisine veya aile bireylerinin bir tanesine hakaret, cinsel taciz, buna benzer bir şey yaptığı zaman kıdem tazminatı olmadan tazminat bir şekilde fes oluyor. Böyle bir durumda o zaman teste ne olacak? Tamamlayıcı emeklilik sisteminde de yargı devreye girecek. Yargıda yasal süreç devam edecek. Orada işçiden kesilen kısımla ilgili hak saklı kalmış olacak. Yargıda sonuçlandıktan sonrasında bu ona göre karar verilecek. Baktığımız zaman burada finansal enstrümanlarla buradaki parayı sermaye piyasasında değerlendirmesi söz konusu olacak. Orada da A tipi, B tipi likit fon, repo, borsa gibi enstrümanlarda değerlendirecek. Ha, bireysel emek sisteminde bu işverenin kontrolündeydi. Ama teste tamamen işçinin kontrolüne geçecek. Orada da finansal okur yazarlık devreye girmiş olacak. Yani çalışan bir personel finansal okuryazarlığı yoksa belki yanlış karar verecek. Aynı dönemde aynı kesinti uygulanan bir işçi ilerleyen dönemde ondan belki daha fazla maaş alacak. Dolayısıyla orada finansal okuryazarlık öne çıkacak. Ha, olumsuz bir durumu sosyal devlet ilkemiz var. Bizim anayasamızda nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin devlet, iş ve sağlıkla ilgili olan sosyal güvencesinin yerine getirmesi lazım. Ha, burada emeklilikle alakalı kamu emekliliği kalacak. Onun yanında tamamlayıcı emeklilik sistemi de gelecek. O zaman sosyal devlet ilkesinden belki de bir nebze uzaklaşılmış da olacak. Buna benzer çok detay var. Şu an sizinle paylaştığımız bütün detaylar tamamen medyaya yansıyan tahminler üzerine yazılıp çizilen bazı şeyleri detaylandırdım. Dünyada var mı buna benzer uygulamalar? Var. Norveç'te, Hollanda'da, işte İskandinav ülkelerinde bireysel emeklilik sistemine benzer, yani TES'e de benzer birçok emeklilik sistemi mevcut. Aslına bakarsanız aldığım cevaplardan siz de kendi sorularınızla aslında ilerlettiniz konuyu. Bütün detayları almış olduk. Bunun için teşekkürler. Tamamlayıcı emeklilik sistemi aslında bireysel emeklilik sistemine kıyasla bir zorunluluk getirmesi dikkat çekici noktalardan bir tanesi. Diğer taraftan da aslında toplu bir parayı bireysel emeklilik sisteminden alabiliyorken kişiler, çalışanlar tamamlayıcı emeklilik sisteminde hiçbir zaman, yani emekli olana kadar bir toplu para alamayacaklar. Emekli olduklarında da toplu bir para alamayacaklar, öyle değil mi? Maaş halinde alabilecekler. Doğru. Eğer istenirse %25'lik kısmını alabiliyorlar. Geri kalanı peyderpey devam edecek. Ama kamu üzerinden, yani şu an sosyal güven kurumu üzerinden emeklilik tabii ki en başta asıl olandır. Çünkü siz bugün size bir şey olsa arkada kalan eşiniz varsa, çocuklarınız varsa dul yetim diye nitelendiriyoruz. Maaşınız onlara kalıyor. Anne baba varsa keza yine onlara kalıyor. Bakmakta yükümlü olduğunuz kişilerin sağlıktan faydalanıyor. Ama şu an anlattığımız testle tamamlayıcı emeklilik sisteminde öyle bir durum olursa lehtar diye nitelendiriyor sigorta sahada bunu. Lehtar olarak işte eşinizi gösterdiyseniz bu para eşinize geçecek mi veya çocuklarınıza geçecek mi? Ha, orada insan ömrü çok önemli devreye girmiş oluyor. İşte TÜİK verilerine göre kadınlarda Türkiye'de yaşama 82 yaşına kadar, erkeklerde de bu rakam 75-76 yaşına kadar. Ha, burada 60 yaş diye tamamlayıcı emeklilik sisteminde bir sınır tamam. Yani buradaki rakamlar, sayıları da afaki söylüyorum. Tabii ki değişiklik olabilir. Bir taslak tam net olmadığı için ilerleyen dönemde bazı şeyler yine netleşecek. Ha, orada 60 yaşına kadar olunca işte erkekseniz 72 yaşına kadar yaşadınız 12 sene, ama çalışma hayatına 20 yaşında girdiniz,
60 yaşına kadar 40 sene geçmiş. Aradaki 12 sene boyunca emekli maaşı alacaksın. Sonraki kısım ne olacak? Ha, bunu lehter olarak gösterdiğiniz eşiniz, çocuğunuz, buna paralar aktarılacak mı? Bunlar kafadaki sorular. Bu sorular ilerleyen dönemde ne zaman hayatımıza girecek? Şu o orta vadeli program doğrultusunda emeklilik sistemi 2024'ün son çeyreğinde diye düşünülüyor. Kıdem tazminatıyla ilgili kısım da ta böyle bir fonun 1960 yılından bu tarafa dönem dönem hayatımıza girmesiyle ilgili medya aracılığıyla toplumun nabzı ölçüldü. İşte burada